Uzman Coin'den herkese merhaba. Tarihler 29 Mayıs Çarşamba'yı gösteriyor. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. 2014 yılında iflas eden MTGOX borsasının cüzdanlarından dün sabah 136 bin adetten fazla BTC çıkışı oldu. Söz konusu BTC'ler bilinmeyen bir cüzdana aktarıldı. BTC çıkışlarının ardından Bitcoin fiyatı da 68 bin doların altına düştü. MTGOX'un eski yöneticisi Mark Karpeles yakın zamanda bir Bitcoin satışının söz konusu olmadığını söyledi. Karpeles, bildiğim kadarıyla MTGOX'la ilgili bir sorun yok. İflas yönetimi bu sene yapılması beklenen ödemeler için coin'leri farklı bir cüzdana aktarıyor. Kısa süre içerisinde gerçekleşecek bir Bitcoin satışı söz konusu değil dedi. Ancak yalnızca transfer işlemi fiyatları düşürmeye yetti. Makro stratejist ve ekonomist Henrik Zeberg, Bitcoin'de Haziran ayının ortasına kadar büyük bir hareket bekliyor. Zeberg, en büyük kripto paranın yılın 3. çeyreğinde şu anki seviyesinin çok daha üzerinde olacağını iddia etti. Ekonomist, Ocak ayında Bitcoin için 110-115 bin dolarlık bir fiyat tahmininde bulunmuştum. Bu fikrimin hala arkasındayım. Bir sonraki büyük hareketten günler öncesindeyiz diye düşünüyorum. 20 Mayıs'ta önemli bir yükseliş yaşadık. Bu bence başlangıçtı. Yaklaşık bir haftadır da akümülasyon süreci içerisindeyiz. Ben Haziran ayının ortasına kadar büyük bir hareket daha geleceğini düşünüyorum şeklinde konuştu. ABD'de Bitcoin'e yatırım yaparak MicroStrategy'yi takip eden şirketlere bir yenisi eklendi. Amerikan sağlık teknolojisi şirketi Semler Scientific, hazine amaçlı ana rezerv varlığı olarak Bitcoin'i seçtiğini duyurdu. Şirket ortalama 40 milyon dolar ödeyerek 581 BTC aldı. Yönetim Kurulu Başkanı Eric Semler, Bitcoin'in 1 trilyon doları aşan piyasa değeriyle önemli bir yatırım kategorisi haline geldiğini düşünüyor. Başkan ayrıca Bitcoin'i güvenilir bir değer deposu ve cazip bir yatırım aracı olarak gördüklerini de ifade etti. Bitcoin ETF'lerine yatırımlar hız kesmeden sürüyor. 10 işlem gününü ard arda artıda kapatan ETF'ler dün de 45 milyon dolar net yatırım aldılar. BlackRock 103, Fidelity ise 34 milyon dolar yatırım alırken Grayscale'den ise 105 milyon dolarlık çıkış oldu.